Ez huda cuyim tevfik-i edep, bi edep mahrum geçt ez lütf-i Rab. Allah'tan edep hususunda muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Hakk'ın lütfundan mahrumdur. Bu beyti bizim için biraz izah eder misiniz hocam? Efendim, hayır da şer de Allah'tandır. Veren Allah'tır ey dil, begü paşa vermez. O kulundan, kuluna vermeyi murad etti mi edebi veren de odur. Murad etmezse, o vermezse biz zorla alamayız. Allah verecek. Onun için ihdinas sıratal müstakim demiyor muyuz her rekatta? Bizi doğru yola hidayet et. Onun hidayetiyle mümkündür. Yoksa kul, beşer daha binlerce 20-100 yıl yaşasa Allah vermedikten sonra herhangi bir fazilet bulamaz. Faziletler, insani pırıltılar, ahlaki güzellikler ve baştan sona bütün içeriğiyle, tanımıyla edep kavramı Allah-u Teala'nın insanlara öğretmek için gönderdiği 124 bin peygamberle bildirilmiştir. Bu da yetmemiş, 4 kitap göndermiş. Bu da yetmemiş, alemleri yüzü suyu hürmetine yarattığı Habibini bize göndermiş ki biz yaratılış amacına uygun bir hale dönüşelim. Edep bu. Edepli olunca Allah indinde makbul olabiliyoruz. Allah edepliyi seviyor. Allah utananı sever, Allah pişman olanı sever, Allah haddini bileni sever, mütevazi olanı sever, cömert olanı sever. Ayetlerde bunlar bir. Bunların hepsi işte haddini bilmek. Hepsi edep pırıltılarıdır bunlar. Edep bunların hepsini kavuruyor. Nitekim çok basit bir kıyas. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Allah-u Teala Hazreti Adem peygambere buyurdu ki, Estağfirullah. Ya Ademu, ya Adem uskun ente ve zevcükel cenne. Ey Adem, sen ve hanımın cennette kalınız. Ve la takraba hazihi şecer. Ama bu ağaca yaklaşmayın. Ayet. Artık olayın detayını geçmiyorum. Şeytan Hazreti Havva'yı kandırarak dedi ki, Allah niye yasakladı biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Bu ağaçtan yerseniz ebedi cennetlik olursunuz. Artık ölüm yok size. Yemezseniz fanisiniz. Deyince Hazreti Havva annemiz hemen düşmedi. Dedi ama Allah emretmiş. Fani olacaksak olalım, ne yapalım? Allah istemiyor. Allah yasaklamış. Şeytanın adetidir. İlim sahibidir, insanı en zayıf yerinden yakalar. Dedi öyle ama Adem ölürse sen ne yapacaksın? Cennette bile olsan. Burada Hazreti Havva'yı düşürdü işte. Hazreti Havva annemiz aklınca kocasını kurtarıyor. Ve yaptı, etti, zorla ona yedirdi. Yedirince olan oldu. Derken ilahi mahkemeye huzura çıktılar. Allah şeytana, iblise sordu. Bildiği halde soruyor, biz de bilelim diye. Yoksa Allah'ın bilmediği bir şey yok. Yani sormasına bile gerek yok. Dedi ki, niye kandırdın bunları, aldattın ve emrime karşı getirdin? Şeytan dedi ki, beni sen bu hale getirdin. Allah'a böyle dedi. Allah'ı suçladı. Allah-u Teala Adem ile Havva'ya dedi, niye emrime karşı geldiniz? Adem ile Havva ayet diyor. Dediler ki, Rabbena zalemna enfusena. Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik. Bakın, birinde edepsizlik, diğerinde edep vardır. Edepsizlik nedir? Beni sen bu hale getirdin. Yani bir, siz suçlamak istediğiniz zaman gerekçe bulmakta çok özgürsünüz. Onu topraktan, beni ateşten yarattın, ben daha üstünüm. Bakın, bu bir gerekçe. Şeytan bunu söylüyordu. Daima böyle haddini aşma, yırtık bir tavır. İnsanla şeytan arasındaki fark. Bakın, insan ne diyor? Rabbena zalemna enfusena. Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik. Biz kendimize ettik. Biz, yani hatayı biz yaptık. Dediler, dedikleri için affedildiler. Çünkü edep gösterdiler. Öteki ise edepsiz olduğu için ebedi lanete uğradı.